Sevgili seyirciler, geçiyoruz diğer haberimize. 2022 Dünya Mutluluk Endeksi raporu sonuçlarına göre Türkiye sıralamada 8 basamak daha gerileyerek Avrupa'nın en mutsuz ülkesi olurken, dünya sıralamasında ise Gana, Gine, Gabon gibi ülkelerin gerisinde kalarak 112. sıraya geriledi. Dünyanın en öfkeli ülkeleri sıralamasında ise Türkiye 6. sıraya yükseldi. Lan ne diyorsunuz oğlum, siz ne mutsuz lan, ne öfkelisi oğlum, ne alakası var lan? Lan oğlum siz kimin maşasısınız oğlum siz? Kime hizmet ediyorsunuz oğlum siz? Aklı sıra bizi öfkeliymiş gibi, mutsuzmuş gibi algı operasyonu yaparak dünya nezdinde bizi, amacınız ne oğlum sizin? Şayet biz mutsuz öfkeli insanlar olsaydık, reis de mutsuz ve öfkeli olurdu ama öyle mi? Alakası bile yok. Sizi bir yakalarsam yemin olsun gırtlağınızı deşeceğim. Sizin ağzınızı burnunuzu kırbazsam gösteririm ben size. Alo Hasan Bey, ne oldu? Ne, kiraya zam mı yapıyorsun? Na zam yaparsın sen, na zam yaparsın. Yok lan sana zammam. Sizin amacınızı biliyorum ben oğlum. Sizin ülkemizin kötülüğünü istiyorsunuz siz. Ülke ekonomisini böyle kötü göstermeye çalışıyorsunuz siz pis herifler. Erdoğan'ı düşürmeksin, tek amacımız bu. Yok lan çıkmayayım, hadi çıkart da görelim bakalım evden. Hadi çıkart da görelim bakalım. Pis herifler sizi. Şuna bak, mutsuzmuşuz, öfkeliymişiz. Ne alakası var lan? Ne alakası var oğlum? Alo, ne var kadın? Boşanma davası mı açtın? Aç, açmayan şerefsizdir lan. Aç lan. Sanki seninle yaşamak isteyen varmış gibi. Bak zaten öfkem tepemde şu anda. Az önce haber izledim. Bizim için öfkeli ve mutsuz diyor. Var mı hanım böyle bir şey Allah'ını seversen? Yok değil mi? Ama işte bak, hep bunların derdi Erdoğan. Neyse sen aç davanı. Zaten seninle yan yana olmaktan var ya. Nefret ediyorum ben senden ya. Tiksiniyorum hanım ben senden. Kapa pis. Öfkeli diyor. Mutsuz diyor. Ne öfkelisi ya? Ne mutsuzu ya? Yok öyle bir şey ama ya.